el yordamıyla ekonomi politikası oluşturulamaz. El yordamıyla ancak siz geçici bir süre karşı karşıya kaldığınız soruna müdahale eder, ancak o sorunu çözmez, ötelersiniz. Şu anda iktidarın yaptığı şey bu. Oysa biz diğer ülkelere baktığımız zaman bunun tam tersini görüyoruz. Örneğin Amerikan Merkez Bankası Fed'i örnek alacak olursak, Fed konuşmasıyla bile piyasaları o kadar iyi yönetiyor ki, ne zaman ne yapacağına ilişkin, hangi durumda nasıl davranacağına ilişkin açıklamalarda bulunarak bu süreci, orada yaşanan enflasyonu yönetmeye çalışıyor. Biz ne yapıyoruz? Bir karar alıyoruz. Ertesi gün o kararın farklı şekilde uygulanacağına ilişkin başka bir karar alıyoruz. Bakın bunun en yakın örneği uçakla seyahatlerde PCR testine ilişkin. Dün buna ihtiyaç yok denildi. Bugün yok, yanlış anlaşılmış, tekrar PCR testi istiyoruz deniliyor. Şimdi böyle 24 saatte bir bile değişen kararların alındığı bir ülkede uzun erimli sonuçları olacak ekonomik politikaların hayata geçiriliyor olduğundan bahsedebilir miyiz? Edemeyiz. Zaten sorunumuz oradan kaynaklanıyor bence. Evet, hocam dediğiniz gibi aslında artık yapısal problemlere de odaklanılması gerekiyor. Günlük problemlerden ziyade sizin de verdiğiniz örnek çok doğru. Bir karar veriliyor, sonra ertesi gün biz öyle demek istemedik, aslında şöyle demek istedik diye değiştiriliyor. Şimdi Twitter üzerinden de bize çok soru geliyor. Özellikle size sorulması yönünde Dolar-TL tarafında beklentileriniz soruluyor. Şimdi bir yanda baktığımız zaman da küresel tarafta da aslında çok gelişme var. İşte gıda fiyatları sürekli artıyor. İşte emtia tarafında yükseliş var. Birçok dışsal faktör de söz konusu. Bizim içteki faktörleri bir tarafa koyarsak, sizin Dolar-TL'de bu yıl beklentiniz ne yönde? Sizce doları biraz baskılamak için bir takım sebepler oluşabilir mi? Ne dersiniz? Şu anki konjonktür bize ne gösteriyor? Şimdi doları bu seviyelerde tutabilmek için ya da baskılayabilmek için iktidarın çok ciddi çaba sarf ettiğini görüyorum. Çaba sarf etmekten kastettiğim bu seviyelerde kalmasını sağlayacak politikaları hayata geçirmekten ziyade çoğunlukla Merkez Bankası kaynaklarını kullanarak, bazen kamu bankalarının kaynaklarını kullanarak döviz piyasasına doğrudan müdahale ederek bu seviyeleri korumaya çalışıyorlar. Ama rezerv satarak kur seviyesini belirlemek şimdiye kadar hiçbir şekilde istenen sonucu vermemişti. Bundan sonra vermesi de pek muhtemel gibi görünmüyor. Sizin saydığınız dış piyasalardaki gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkisinin de çok güçlü olacağını tahmin etmek çok zor değil. Bunlardan en önemlisi Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarına gideceğine ilişkin beklentiler. Bu yöndeki açıklamalar. Büyük olasılıkla ilk artırım Mart'ta gelecek gibi görünüyor ki bütün dünya hemen hemen bu konuda hemfikir olmuş gibi. 2022 yılının geri kalanında bir iki faiz artırımı daha olabilir. 2023'te bunlar devam edecek vesaire. Bunlar konuşuluyor. Peki oralarda faizler, dolar faizleri yükseldiği zaman bizim gibi ülkelere yönelik döviz hareketi olabilir mi? Yani sermaye hareketi olabilir mi? Olamaz. Zaten Türkiye'ye uzun zamandan beri gelen bir sermaye yok. Hali hazırda var olanların da son 2-3 yıllık dönemde fırsatını buldukça bu ülkeyi terk ettiklerini biliyor. Öyleyse oradan girecek bir para söz konusu olmayacak. Yani yatırım anlamında gelecek bir para söz konusu olmayacak. Peki biz nasıl doları bollaştırıp fiyatının düşmesini sağlayacağız? Özellikle enflasyonun böyle yüksek seviyelerde gideceğini herkesin beklediği bir dönemde. İşte ihracattan gelecek dolardan bahsediliyor. Cari işlemler fazlası vereceğimiz söyleniyor. Fakat en son açıklanan veride de gördük ki cari işlemler fazlası öyle öngördüğümüz gibi kolay erişilebilir bir şey değil. İthalatımızdaki artış oranı ihracatımızı geçmiş durumda. Altını bir kenara bırakarak baktığımız zaman. Demek ki oradan da bir döviz bollaşması gibi bir şey söz konusu olmayacak. Peki bir taraftan döviz arzını arttıracak unsurlar yok iken döviz talebini sınırlayacak gelişmeler var mı? Yani yurt içinde şirketler kesiminin, hane halkının yani vatandaşların döviz talebi daralır mı? Niye daralsın? Yani insanların döviz olan inancında ya da onun değerinin artacağına ilişkin beklentilerinde bir bozulma söz konusu değil. Bunu nereden görüyoruz? Bankalardaki döviz tevdiat hesaplarının seviyesine baktığımızda orada çok ciddi bir biçimde pozisyonların sürdürüldüğünü görüyoruz.
Yayının başında bakanın söylediği 131 milyar TL'lik döviz tevdiat hesabı, özür dilerim, kur korumalı mevduatta dönüştürülen tutarın sadece 1,5 milyar dolar döviz tevdiat hesaplarına geldi. Bu bakanın kendi ifadesi. Yani bu veriler kamuoyuyla şeffaf paylaşılmadığı için biz bilmiyoruz ama verileri doğru kabul ederek söylüyorum. Geri kalan nereden gelmiş? Hali hazırda TL'de bulunanlardan gelmiş. Bu ne demektir? Dövizde bulunanlar dövizde olmaya devam ediyor. Bu 1,5 milyar dolar geçenler de sonuçta dövize endekslenmiş hesaplarda tutuluyor. Öte yandan mevcut durumda TL'de olanları da biz dövize endekslemişiz. İşte oradaki tutar da 120 milyar TL civarında bir rakam. Belki 110 milyar lira civarında bir rakam. Dolayısıyla aslında biz dövize endekslediğimiz tutarı da arttırmış olduk. Bu ne anlama geliyor vatandaşa? Siz vade sonunda bizden eğer kur farkı oluşursa bizden alacağınızla da gidip piyasadan dolar alabilirsiniz demek. Yani hali hazırda TL'de bulunanları da oraya yönlendirmiş oluyoruz. Mart sonunda bu hesapların vadesi de olduğunda görülüyor. Demek ki döviz talebi güçlü bir biçimde var olmaya devam edecek. Döviz artışında bir artış söz konusu olacak mı? Orada bir artış ben ciddi oranda beklemiyorum. O zaman sizin sorunuza yanıt verelim. Evet. Talep güçlü bir biçimde seyrederken bu talebi karşılayacak arz yok ise döviz kurları 2022'de ne olur? Bunu izleyicilerimizin takdirine bırakalım. Evet hocam, şimdi size şunu da sormak istiyorum. Bir seyircimizden gelmiş, hükümet neden maliye politikalarına başvurmuyor diye sormuş bir izleyicimiz. Ben de şunu ilave edeyim. Acaba seçim süreci etkisinden bahsetmek mümkün mü? Yani işte kredi genişlemesinin devam etmesi gibi bir şey mi söz konusu sizce? Aslında kredi genişlemesi şu anda pek görülen bir şey değil. Kredi hacimlerine baktığımız zaman orada bankaların çok isteksiz davrandığını, çok ciddi bir artışın olmadığını da görüyoruz. Zaten yükselen faiz oranlarıyla birlikte bugün ticari krediler neredeyse %30'un üzerine çıkmış. İhtiyaç kredilerinin faizi %30'un üzerine çıkmış. Konut kredisi faizleri oldukça yükselmiş durumda. Dolayısıyla genişleyen bir kredi kanalı söz konusu değil. Yani kredi hacmi söz konusu değil. Bu kadar yüksek faizlerle hem bankalar kredi kullandırmakta biraz çekingen davranıyor. Hem de bu kadar yüksek faizle insanlar kredi kullanmak istemiyorlar gibi görünüyor. İktidarın maliye politikası uygulamadığı konusunda valla iktidarın herhangi bir alanda çok böyle somut bir politika uygulamadığını biliyor. Şimdi maliye politikası dediğimiz kamu harcamaları üzerine. Bunu biz nereden takip ediyoruz? Bütçe rakamlarından, değil mi? İşte bütçe meclisten Aralık ayında geçti. Fakat Aralık ayında geçen bütçeden sonra bile ciddi şekilde kamu kaynağının aktarılmasına yol açacak mekanizmalar devreye sokuldu. Bunun en yakın örneği kur korumalı mevduat. İşte hazine tarafından ödenecek ki TL'den bu mevduatlara geçiş yoğun olduğu için buradaki asıl fatura hazinenin sırtında olacak. Bakın çok basit bir hesaplama yapalım. Ortalama döviz, özür dilerim, kur korumalı mevduata geçiş kuru 12 lira seviyesinde olsa, ilk başlangıçta bu talep vardı. Hatta 12,5 lirayı esas alacak olursak bugün dolar 13,5 lira seviyesinde. Yani 1 liralık bir artış zaten söz konusu. Bu ne demektir? İşte kabaca işte 10 milyar dolara denk gelen bu kur korumalı mevduat hesabından iktidarın yaklaşık bir 6-7 milyar TL'lik bir ödeme yapması sonucunu çıkaracaktır. Eğer Mart ayına kadar kurlar bu seviyede kalırsa. Kalmayacağı çok da kolay tahmin edebileceğimiz bir şey. Dolayısıyla maliye politikasını aslında kamusal yarar sağlamaktan ziyade büyük servet sahiplerinin ya da varlık sahiplerinin ya da yüksek tutarlı tasarrufları olanlara aktarıldığı bir dönemin başlangıcındayız. Normalde işte sağlık sistemine, eğitimine ya da diğer alanlara harcanması gerekirken kaynaklar şimdi işte 1 milyon dolarını bu hesaba dönüştürmüş olanlara merak etmeyin, biz sizi hazineden fonlayacağız deniliyor. Aslında iktidarın kamu kaynakları kullanımı konusundaki tercihlerinin aslında kamusal bir menfaatten ziyade ağırlıklı olarak yüksek servet sahiplerine bir transfer yönünde olduğu çok açık bir biçimde görülüyor. Yani mevduatı olmayandan aslında mevduat sahibine bir kaynak transferi söz konusu, değil mi hocam? Elbette, yani sonuçta hazinenin ödeyeceği bu kur farkı ki oluşacağı çok
Bugünden aşikar belli. Hazinenin ödeyeceği dediğimiz şey, hazine aslında bu ülkenin kasası. Ülke dediğimiz 84 milyonun her birinin bir biçimde pay sahibi olduğu yer. Onların ödeyecekleri vergilerle ya da diğer kamusal gelirlerle bunlar finanse edilecektir. Şimdi büyük çoğunluğun Türkiye'de birikimi olmadığını biliyoruz. İşte asgari ücretle çalışan ya da ücretli kesimin böyle götürüp bir 50 bin dolar, 100 bin dolar karşılığı bu hesaplara endekslemesi zaten söz konusu değil. Ama endekslerin, endeksleyenlerin kur farkını ödemek zorunda kalacakları bir dönem. Tercih burada gayet açık bir biçimde karşımızda duruyor ilk örneğin. Evet. Şimdi baktığımız zaman aslında özel sektörün olduğu gibi merkezi hükümetin ve diğer kamu kuruluşlarının da ödemesi gereken bir döviz cinsi dış borçları var. Şimdi kamu maliyesinde de aşırı bozulmaya sebebiyet vermez mi bu denli bir genişleme politikası sizce? Şimdi Türkiye'de özel sektör 2018 yılından beri çok akıllıca bir iş yapıyor. 2018 yılıyla karşılaştırdığımız zaman özel sektörün dış borç stokunda ciddi bir gerilemenin olduğunu görüyoruz. Çünkü onlar kurların çok hareketleneceğini ve bu borç servisini yapmakta zorlanacaklarını düşündükleri için oradan kaynaklanan riski ya da borçların önemli bir kısmını azaltarak bu döneme geldiklerini biliyorum. Şimdi biraz önce bahsettik, 2022 yılında dolar faizinin yükseldiği ya da diğer faizlerin de yurt dışı piyasalarda yükseldiği bir dönemde oralarda kaynağa erişmenin de biraz daha pahalı olacağını tahmin etmek zor değil. Dolayısıyla özel sektör bence çok doğru stratejik hamleler yaparak bugüne kadar dış borç anlamında ya da döviz endekslenmiş borç anlamında getirdi. Bundan sonra nasıl bir süreç izleyecektir? İşte şimdi bankalarda bulunan döviz tevdiat hesaplarının bir kısmı şirketler kesimine ait. İktidar geçen hafta onlara da siz bu kur korumalı mevduat hesaplarına dönüşün imkanı verdi. Fakat şirketlerin nakit akışı yönetim ihtiyaçları ile burada sunulan minimum 6 aylık vadeyi dikkate aldığımız zaman pek örtüşme durumu söz konusu olacak gibi görünmüyor. Dolayısıyla çok ciddi bir geçiş olmayacaktır ama yurt içinde imkan buldukça dövizdeki pozisyonları sürdüreceklerdir diye tahmin ediyorum. Evet hocam, süremiz bitti ama çok merak ediyorum sizin görüşünüzü. Şimdi seçim konusu, seçimin ne zaman olacağı konusunda çok fazla bilgiler dolaşıyor. Şimdi muhalefet diyor ki Eylül'e işaret ediyor. Bir yandan da ekonomistlerle konuştuğumuzda bu makroekonomik dinamiklerin Mart-Haziran aylarına işaret ettiğini söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla söylediği bu 2023 Haziran'a dek bu ekonomi gidebilir mi kaygısı da bir taraftan hakim. Sizce ne zaman olur ya da 2023 Haziran'a kadar bu şekilde gidebilir miyiz, ne dersiniz? Şimdi seçimlerin ne zaman olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek. Yani bu gayet açık. İşte meclisten karar alınır vesaire gibi şeyler söz konusu ama biz biliyoruz ki Cumhurbaşkanı işaret etmediği sürece bir erken seçim kararının alınması söz konusu değil. Bir de Devlet Bahçeli bulunduğu yeri değiştirip hadi erken seçime gidelim derse onun bir etkisi olabilir ama ben onun çok bir pozisyon değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ne zaman seçim yapalım diyecek, onu ben tahmin edemiyorum. Geçmişte bu seçim vaktinde olacak dedikten 15 gün sonra erken seçim kararı aldıklarını biliyoruz. Hatırlayın, bu dönemleri yaşadık. Dolayısıyla o kendisi açısından yeniden seçilebilme olasılığını da göz önüne alarak kendisi açısından en uygun olan zamanda Türkiye'yi seçime götürecektir. Onun için uygun olan, Türkiye için uygun olur mu? Bu ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bu açıdan baktığımda sizin sorunuza yanıt olarak Türkiye ekonomisi 2023 Haziran'ına kadar bu göstergelerde gidebilir mi? Gitmesi zor. Yani işte enflasyonun %40'lı 50'li seviyelerde seyredeceği ki Merkez Bankası anketinde bile yıl sonunda 25'in üzerinde olacağı tahmin edilir. Ben onun iyimser bir beklenti olduğunu düşünüyorum. Seyredeceği satın alma gücüyle, insanların satın alma gücündeki azalmayla yoksullaştıkları bir dönemi böyle 1,5 yıl götürebilirler mi? Ben götüremeyeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla daha erken bir tarihte seçim yapılması muhtemeldir diye düşünüyorum. Ama tekrar edeyim, bizimki bir tahmin. Burada asıl karar verecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan. O ne zaman isterse bu ülke seçime gidecek. Peki hocam, çok teşekkürler. Kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için güzel bir pazar günü diliyorum.
Ben teşekkür ederim fırsat verdiğin için Hasan. İyi günler. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Evet değerli izleyenler, Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile ekonomideki gelişmeleri anlamayı, anlamlandırmayı sizlere anlatmaya çalıştık. Şimdi ekonomist Emrah Lafçı bizimle. Emrah Lafçı ile de hem faize değineceğiz hem ana gündemimiz olan enflasyona bakacağız.